Lezzetli yemek tariflerinde bugün çocuklarımızın da çok sevdiği süt dilimi tarifi var. Malzemelerimize buradan ve videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı ve yarım su bardağı pudra şekerimizi alarak beyazlaşıncaya kadar iyice çırpıyoruz. Çırpma işlemine devam ederek zeytinyağımızı ve yoğurdumuzu ekliyoruz. İki buçuk yemek kaşığı kakaomuzu ilave ediyoruz. Bir su bardağı unumuzu da ekleyerek eliyoruz. Yarım paket kabartma tozu, yani bir çay kaşığı dolusu kabartma tozumuzu ekliyoruz. Üzerine şekerli vanilyamızı koyuyoruz. Malzemelerimizi koyduktan sonra çırpma işlemine devam ediyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca çırpıyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz büyük fırın tepsimizin üzerine hazırladığımız kek hamurumuzu döküyoruz. İnce bir tabaka şeklinde her yerine eşit miktarda dağıtıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza koyuyoruz. Kekimiz pişerken biz de kremamızı hazırlıyoruz. Karıştırma kabımızın içerisine bir paket krem şanti, bir paket süt kreması, bir tatlı kaşığı bal, yarım çay bardağı süt ve birkaç damla limonumuzu koyarak çırpıyoruz. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca malzemelerimiz koyulaşıncaya kadar iyice çırpıyoruz. Kremamız koyulaştı. Şimdi onu buzdolabına koyuyoruz ve yarım saat boyunca bekliyoruz. Kekimiz de pişti arkadaşlar. Fırınımızdan aldık. Kekimizin soğumasını bekledik. Kekimiz soğuduktan sonra kurumuş olan kenarlarını bir bıçak yardımıyla kesiyoruz. Kekimizi ters çevirerek yağlı kağıdımızı üzerinden alıyoruz. Kekimizi tam orta kısmından ikiye ayırıyoruz. İkiye ayırdığımız keklerimizden birisini dilimliyoruz. Diğer yarısına ise soğumuş olan kremamızı sürüyoruz. Kremamızı sürdük. Şimdi üzerine önceden dilimlemiş olduğumuz diğer keklerimizi diziyoruz. Yaptığımız süt dilimlerimizi buzdolabımızda yaklaşık 4-5 saat kadar dinlendirmemiz gerekiyor. İsterseniz bu şekilde dilimleyerek koyabilirsiniz ya da buzdolabına koyup çıkarttıktan sonra da dilimleyebilirsiniz. Süt dilimlerimizi tabağımızın içerisine koyarak buzdolabımızda yaklaşık 4-5 saat kadar dinlendiriyoruz.
süt dilimlerimiz servise hazır. Gerçekten güzel bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.